şu anki ekonominin durumu süt ürünlerine nasıl yansıyor? Peynir fiyatlarına tekrar zam gelmek üzere. Sebebi de süte zam geldi, gelecek. Her gün dolar yükseliyor. Bunun yanında asgari ücrete zam geldi. Elektrik parasına zam geldi. Yani şöyle izah edeyim. Köydeki mandıramızın 31-32 bin lira gelen elektrik faturası 52 bin lira geldi. Ayda 200 bin liraya yakın ödediğimiz çalışanlar maaşları 250 bin lira civarında olacak. İster istemez bu da mamule yansımak zorunda, hala yapılmadı. Süt zammını bekliyoruz. %40'a yakında belli bir süt zammı bekleniyor. Geldiğinde bu da mamulleri yansıyacaktır. En az %40'a yakın bir zam yakında gelir diye tahmin ediyoruz. Üretimde düşüş var mı şu anda? Üretimde düşüş şöyle var. Peynir fiyatlarından dolayı teneke tulum tüketimi, satışı bayağı bir azaldı. İnsanlar maliyetinden dolayı köy peynir, yani taze peynir tüketmeye başladı. O yüzden mandıraların, Ödemiş'teki çoğu mandıra, hatta dışarıda batanları da duyuyoruz biz. Üretimi azalttı. Diyelim günlük 10 ton işleyen yer 2 ton, 3 ton işliyor. 50 ton işleyen 7-8 tona düşürmüş. Sütün hızındaki sebep de yurt dışına süt tozunun gitmesi. Yoksa peynirin çok satıldığı veyahut da insanların çok peynir yemesinden alakalı değil. Süt üretimi devam ediyor. Süt üretimi giderek devam ediyor. İnekler çok fazla kesime gitti. Türkiye'nin günlük süt üretimi de azaldı. Zaten büyük ihtimalle bildiğimiz kadarıyla sadece Küçük Menderes bölgesinde hayvan kesimi biraz az oldu. O da herhalde büyük ihtimalle buradaki köylünün çalışkan ve verimli bir ovada oturmasındandır büyük ihtimalle. Peki başkanım, bu süt ürünlerinin fiyatları artacak. Nasıl bir politika izlenmeli, nasıl bir çözüm yolu bulunmalı ki hani vatandaş da yiyebilsin süt ürünlerini, hem üreten de kazansın hem tüketen de faydalansın? Nasıl bir politika izlenmeli? Ya bunun tek bir çözümü var. Köylüyü desteklemek, yani üreten insanları desteklemek. Bu da nasıl yapılır? Köylünün en büyük girdisi mazot ve elektrik parası. Yani yemi de koyuyorum aslında ama yani hayvancılık olarak yemi yetiştirirken de gene mazot ve elektrik lazım. Mazot ve elektrik faturalarında köylünün ÇKS'sinde, hayvan listesinde kullandığı bütün faturaları bizim çocukluğumuzda büyüklerimizin, emekli olanların gidip de vergi iadesi aldığı gibi üzerindeki katma değer vergisini ya da nasıl destekleyecekse, diyelim ki %3 veyahut da %5 fatura tutarını devletin bankası olan Ziraat Bankası'ndan gidip bu adama geri ödeme yapılabilir. Yani bu yasal bir süreç olur, hileyi de ortadan kaldırır. Tek çözümü bu. Yani mazot ve elektrik düştüğünde her şey kendinden rayına girecek. İşte yem, domates, işte tuz, yani her neyse kullanılabilen insanların yiyecek olduğu bir ilde üretiliyor, başka bir ile gidiyor. Bunu oraya nakletmek için de mazot kullanılıyor. Mazot zaten bir çuval para. Asıl mesele mazot ve elektrik, yani enerji maliyeti. Bu düştüğünde bütün her şey rayına girecek. Bunlar düştüğünde bizim satış fiyatlarımız da isterseniz düşecek.